Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci'ye tebrik ziyaretleri sürüyor. 30 Mart yerel seçimlerini zaferiyle sonuçlandıran Başkan Kimyeci'yi Halk Sanat Ayı temsilcisi Ahmet Yaslı, Nişrinliler Derneği Başkanı Ahmet Konak ve Antakya Gönüller Derneği Başkanı Mustafa Özal da ziyaret etti. 30 Mart yerel seçimlerinin ardından Antakya Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Kimyeci'ye gerçekleştirilen tebrik ziyaretlerinden birini de Antakya Gönüller Derneği Başkanı Mustafa Özal yaptı. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Özal, "Antakya'yı çok iyi yönetecek ve iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. Derneğimizin duayen üyeleriyle birlikte sizinle her zaman dirsek teması içinde olacağız." dedi. Yeni görevimizde başarılar diliyoruz. Sizi geçmişten beri takip ediyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz çalışmalar örnek timsaldi. Bundan sonra da aynı örneği diğer çalışmalarınızda da göstereceğimizi, Antakya'yı çok iyi yönetecek ve iyi yerlere taşıyacağınıza inanıyoruz. Halk Sanat Ayı temsilcisi Ahmet Yaslı ve Nişrinliler Derneği Başkanı Ahmet Konak da Antakya Belediye Başkanlığı'na seçilen İsmail Kimyeci'ye hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni görevlerinde başarılar diledi. Kısmet olursa inşallah en güzel noktalara derneğimizi getireceğiz yani. Bu da tabii devletimizin de desteği olacak. Bazı isteklerimiz olacak devletimizden. Hem biz hem devletimiz bu işi güzel bir şekilde yürüteceğiz. İnşallah Sayın Belediye Başkanımız Antakya halkına, kamu çalışanlarına ve belediyeler çalışanlarına en faydalı olacağı kanısındayız. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ise gerçekleştirilen ziyaretlerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Antakya Belediyesi olarak bir tek altyapı, üst yapı ve teknik belediyecilik yapmanın ötesinde sosyal, kültürel açılardan ve yaşamı kolaylaştırma adına her türlü faaliyetlere, sivil toplum kuruluşlarının bu anlamdaki katkılarını alma azmindeyiz. Bu açıdan Antakya'mızı marka bir kent halinde Türkiye'mizin en önemli ilçe belediyesi haline getireceğiz. Hizmet dönemimizde tüm sivil toplum kuruluşlarımızla, sendikalarımızla şehrimize daha iyi hizmet için sürekli istişare içinde hareket edeceğiz, dedi. Teknik belediyeciliği yapmak zaten. Bunun ötesinde sosyal açıdan, kültürel açıdan, yaşamı kolaylaştırmaya ilgili her türlü faaliyetleri sivil toplum örgütü temsilcilerimizin bu anlamdaki katkılarını da almak şeklinde yapma azmindeyiz.